Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalım Gezgin Dinitel Öğretmen'e hoş geldiniz. Bugünkü konumuz gördüğünüz gibi noktalama işaretleri. Bundan önceki videoda neler anlatmıştık? Yazım kuralları, ayrıca sözcük türleri, AYT, TYT konularında bulabilirsiniz ve birçok konuyu da bulabilirsiniz. Ama olmadan neler, geziler, yemek, aktivite, spor, her şey var. Evet, noktayla noktalama işaretleriyle başlayalım. Şimdi bizde noktalama işaretleri ilk defa ne zaman kullanılmıştır? Size bir AYT sorusu. Çünkü bizim edebiyatımızda noktalama işaretleri daha sonra kullanılıyor. Peki daha önce ne var? Yok canlar. Yani noktalama işaretleri yok halk edebiyatında falan, divan edebiyatında da. Ne kullanılıyor? Ve bağlaçlarıyla, mesela süslü nesirde bir tane cümle bir sayfa sürebiliyor. Ve tabrakaya bağlanıyor. Bağlaçlarda bu şekilde oluyor. İlk defa noktalama işaretleri Şinasi tarafından Tanzimat döneminde 1860 yılında Tanzimat edebiyatının başlangıcı biliyorsunuz. O dönemde kullanılıyor. Artık o dönemden sonra noktalama işaretlerinin önemi var. Çünkü noktalama işaretleri nedir? Bizim bu şekilde tonlama, konuşmanın, mesela işte hareket ediyoruz, tonluyoruz, konuşuyoruz, ses tonları falan, onun yazıdaki simgeleri oluyor. Çünkü tonlama önemlidir, değil mi? Yani onun yazıdaki simgeleri noktalama işaretleri oluyor. Hangi noktalama işaretlerimiz var? Bakalım. Çünkü bu hem AYT'nin hem TYT'nin konusu. Günlük hayatımızda da aslında kullanmamız gereken şeyler. Çünkü mesela hani çok kullanılır. İşte çalış, baban gibi eşek olma, virgül nereye koyalım? Tabii genellikle bütün babaları, yani %99 çalıştıklarını düşünüyoruz. O nedenle çalış baban gibi, gibiden sonra eşek olma diyoruz. Ama hani yapmak isterseniz biliyoruz artık o size kalmış bir şey. Birbirini başlarına da koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar, nokta hani deriz ya bir şey için. Bu işe noktayı koyuyorum arkadaşlar. Bitmiştir. Evet, işte cümlenin sonunda nokta koymamız gerekir. Biliyorsunuz ki noktadan sonra da nasıl başlıyoruz? Büyük harfle başlıyoruz. Yani tamamlanmış cümlenin sonuna nokta koyuyoruz. Şu şekilde. Ha, şöyle söyleyelim. Daha önce bunu yazım noktalamada da söyledim. Yazım kurallarında da söylemiştik. Tırnak içine alınan bir cümle, cümle niteliğindeyse eğer, o zaman noktalama işaretleri içine konur. Evet, altı cümle noktası tırnak içine konur dedik şu şekilde. Evet, ilerleyelim. Daha sonra şöyle, kimi kısaltmalardan sonra, bu önemli, hepsinde değil, kimi kısaltmalardan sonra nokta koyuyoruz. Mesela DR, albay, cadde, BB, değil mi? Ve benzeri anlamında burada nokta. Daha sonra mesela birinci bölüm, inci iki yerine geçiyor nokta, değil mi? İkinci mahmur, üçüncü ders, inci iki yerine geçiyor. Evet, daha sonra bu da çok önemli arkadaşlar. Çokça çıkan, bunu şeyden de değinmiştik. Tarihlerin yazımından, yazı kurallarına bakabilirsiniz. Mesela 15.07.2016 dedi, araya nokta. Ama bunu yazıyla yazarsak araya nokta koyuyor muyuz? Hadi bakalım, cevaplayın yorumlara, yazın bakalım. Evet, saat ve dakikaya, bu da çok çok önemli. Neden? Ben mesela birçok yerde görüyorum. Çünkü dijital ortamda da öyle alıştığımız için mesela burada iki nokta kullanıyorsunuz. Yanlış arkadaşlar, yanlış. Burada nokta, yani 14.
şunun yazımı da çok önemli biliyorsunuz yazım kurallarında. Neden? Mesela eğer burada 14'ten diye okuyoruz. Yani 14.00'dan diye değil. Mesela 14.45 olsaydı TM, bu da yazım kurallarında çok çok önemli. 15.45'te, değil mi? Evet. Şöyle devam edelim. Başka noktaları nerede kullanıyormuşuz? 4'ten çok rakamlılarda mesela 1000, değil mi? Burada 326. Mesela buna 1000 koyarsanız iş çok değişti, değil mi? Sayılarda. O nedenle noktama bildirme çok çok dikkat edin. Matematikte çarpma işareti. 2 çarpı 4 yani 2 kere 2, 4 kadar yani 2.2. Şöyle arkadaşlar, şimdi bunları kullanılma yerlerini bilmeniz de çok önemli. Neden? Çünkü soruda diyor ki aşağıdakilerden hangisi noktanın kullanıldığı yerlerden biridir veya değildir. Mesela hangisinin sonuna nokta getirilemez diyor. Sonunu görüyorsunuz. Eğitim verilebilse çok duygusal biri olduğum söylenemez. Onun gönül kapısı her çağına açıktır. Dergi ve gazeteleri şuraya bırakabilirsiniz. Eğitim çocuğu sevmekle başlar. Çok basit bir soru, değil mi? Neden? Verilebilse tamamlanmamış. O zaman ne koyarız? 3 nokta. Ama diğer taraflarda tek nokta, değil mi arkadaşlar? Evet, şimdi gelelim diğer kullanım yerlerine. Bir tane daha soru. Evet, bir soru yeterli diye düşünüyorum arkadaşlar. Diğer tahtamızı şöyle. Evet, noktadan sonra diğer noktalama işaretini yine bir gün devam etmek. Ben şimdi şunu derim arkadaşlar her zaman için. Nokta duruyorsunuz. Kırmızı trafik ışığı olarak, bugün siyah beyazım ama Beşiktaş'ta kırmızı, yani dur, bekle, tamam mı? Şimdi ya da bir deneyim, daha şey 2 dakika dur noktada. Bir günde onun yarısı kadar dur. Noktalı bir gelecek, çok karıştırdığınız o ikisinin arası, bakın adı üzerinde nokta bir gün, yani ikisinin arası. Evet, bir gün, en önemli görevi bir günün eş görevli sözcükleri bağlamak. Eş yalnız arkadaşlar, eş görevli. Ayrı ayrı takılmayacaklar bunlar, aynı anda takılacaklar. Eş görevli sözcükler olacak. Yani biri o tarafa gidiyor, biri bu tarafa gidiyor, hayır, bağlamıyoruz canım. Daha sonra mesela aynı şekilde diyelim ki elma armut, hayır aynı yerde de elma armuttur armut. Yani bu ne demektir? Eş görev. Mesela sıfatları, zamirleri, biri sıfat, biri zamirse, çünkü bunlar konusunda da bir tanımlama yanlışlığı diye bir bozukluğumuz var, olmuyor. Sıcaktan, susuzluktan, yorgunluktan, değil mi? Eş görevli sözcükler. Sonra mesela yüzünü yıkadı. Bu ikinci cümleleri. Burada da çok şaşırırsınız genellikle arkadaşlar. Burada mesela noktalı virgül mü denir? Hayır. Yüzünü yıkadı. Yani sıralı cümlelere ayırmadan. Daha sonra sıralı cümlelere geleceğiz. Evet. Bu da çok önemli. Öznelerden sonra genelde şöyle denir, TDK mi, TDK mı acaba, Türk Dil Kurumu'nda. Özneden sonra dikkat edin, özne ayrı düşmüşse mutlaka yukarıdan ayrı düşecek zaten. Mesela şair bir bakırcı ustasının bilmelidir. Bilen kim? Şair, değil mi? Burada şair. O nedenle burada özneden sonra virgül konmuş. Site esnafı aynı şekilde, değil mi? Yani sıralı cümlelerden sonra bu var. Bu da çok önemli. Ara söz ya da ara cümleler ya virgül, iki virgül, bakın iki virgül varsa, ya da iki kısa çizgi arasına alınır. Heyecan, ben pek öyle düşünmüyorum. Kişiye yaşam enerjisi veriyormuş
Mış, mış deyince şey hatırladım. İşte bu çok iyi takip edeceğim sağ olsun. Sevimli bir arkadaşım var. Ben bu şeylerde de çok iyi anlamıyorum ya. Yani teknolojidir bunlar. Evet yani uzmanlık alanı çok şükür ki bu. Ama işte elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmak için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Mış diyorum. Diyor ki işte konuşma mesela atıyorum. Diyor ki mış veya yazılmış. O da diyor ki, ay diyor çok hoşuma gitti, böyle mış denendi. Dedim, ne yapalım dedim, çünkü ben bilmiyorum. Bilmediğim şey ne diyeceğim? Mış, mış diyeceğim. Değil mi? Yani o nedenle. Evet, doğduğunda 16'daki, bakın şurada bir yazım vardı ya, bunun arasına eğer nokta koyarsak bu yazım yanlış olur, bilginiz olsun. Çünkü biliyorsunuz ki yazım kuralları, noktalama işaretleri ikisi bir arada olan. Ara söz, ara cümleler kısa çizgide kullanılır. Biraz önce dediğimiz şurada bunu söylemişti. Evet, yinelenen sözcükler yani tekrar eden sözcükler. Sevgili, ey sevgili, en sevgili burada mesela derinden, derinden ama yalnız dikkat edin bunlar ikileme değil arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Tamam. İkileme olsaydı koyar mıydık? Hayır. İkileme olsaydı koymazdık. Tamam. Evet. Daha sonra evet arkadaşlar devam edelim. Edebi eserlerde konuşma bölümünde alıntı cümlelerde mesela aç karnına aç karnına çay içmedin işte iyi etmiyorsun dedi. Bu ya tırnak içine alınır tamam. Ya da tırnak için alınmıyorsa bir başkasının sözü. Şu da çok kullanılır. Yani bunu nereden anlayacaksınız? Küçük harfle başlamışsınız. Zaten bir yazım noktalama sorusunu çözerken yapmanız gereken ilk şey ondan sonra küçük harfle mi başlamış, büyük harfle mi başlamış. Tamam. Eğer küçük harfle başlamışsa o zaman virgül konulacak demektir burada. Şunu söylemiştik, evet biraz önce, tabi döndüğünde kabul et, tamam, senin dediğin gibi olsun, kabul ediyorum falan yani böyle. Yok, bu söylediklerim şimdi tam derse katılmak mümkün değil. Evet, değil mi? Benim çok yer kullandığım genellikle. Evet, şart ekimden sonra kullanılmıyor. Ayrıca bağlaçlardan sonra ve bağlacından sonra da kullanmıyoruz. Neden? O zaten bağlıyor o nedenle. Ama eğer kullanmadıysanız kullanmak gerekir. Eğer şöyle bir gül kullandığınız yerde bağlaç ve bağlacını kullanmazsınız. İkisinin amacı bağlamak zaten. Bakalım bir soru. Tam 25 yıl oldu. Her sabah erkenden gelir, bakarlar, inceleyip bırakırlar. Kitapçı bakın çıkmış soru oldu. Güvercinler duvarın vazgeçilemez yerlerinden biridir. Evet, şöyle çözümünü size göstereyim. Doğru cevap B demiş arkadaşlar. Neden B demiş acaba doğru cevap? Şimdi burada koyamaz mıyız? Sen biliyoruz ya, koyamıyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü bu hani biraz önce söyledim ya, bağlaç yani zarf değil, ulaç, bu fiilimsiler, ona bakabilirsiniz, diğer videolarda var. Fiilimsilerden sonra demiyoruz yalnız, bağ fiil, bakın adı üzerinde bağ fiil, bağlıyor, bağ fiil, onlardan sonra koymuyoruz birbirine. Evet, daha sonra şöyle bir sorumuz daha var. Sorularla daha sonra zaten çözeceğiz. Yine bir gün getirilemez burada. Noktalı bir gün. İsterseniz bunu çok uzatmayalım. Bu videomuzda nokta ve bir gün bitirelim. Daha sonra diğer videoya geçelim. Lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Ve beğendiyseniz de beğen tuşuna basınız.